Esselamu aleyküm. Aziz kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, bugün hain FETÖ terör örgütünün meşru hükümete darbe yaptığı günün seneyi devriyesi 15 Temmuz 2016 yılında 7 yıl önce askeri kuvvetleri de kullanarak meşru hükümete karşı darbe yapan ve 250 civarında kardeşimizi şehit eden meclisi Ankara emniyetini bombalayan hain FETÖ terör örgütünün devlete devlet yetkililerinin idareden düşürülmesi, kendi yandaşlarının devletin başına geçebilmesi, yerli ve yabancı hainlerle birlikte bu güzide şehit kanlarıyla yoğrulmuş toprakların istiklalini ve istikbalini yok etmek için o dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın ifadesiyle bu bir darbe kalkışmasıdır. Gereken yapılacaktır. Bu emir komuta zinciriyle yapılmış bir harekat değildir şeklinde basına duyurduğu bu hain terör örgütünün meşru hükümete yapmak istediği darbenin üzerinden 7 yıl geçti. Cuma günü camilerde okunan hutbelerde istiklalimizin ve istikbalimizin korunması için her bir vatandaşımızın duyarlı olması gerektiği ve bu meşhum hadiseyi de unutmamamız ve unutturmamamız gerektiği hatırlatıldı. Biz o gün elektrik su faturalarını yatırmak için internette sörf yaparken sürekli kopuşlar yaşanıyordu. Henüz bu internetin kesikliğine belki bir anlam verecek herhangi bir haberi duymamış ve olayların boyutunu bilmiyorduk. Ankara'dan eşim aradı. Dedi ki uçaklar alçaktan uçuş yapıyorlar. Sonradan haberlere baktığımızda Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bu bir darbe kalkışması olduğunu ve bu darbe kalkışmasına yönelenlerin emir komuta zinciri dışında bu harekatı gerçekleştirenlerin cezalandıracağı ifade ediliyordu. O günden bugüne kadar 7 yıllık bir zaman geçmiş. Ülkemizin bütün vilayetlerinde ve dış temsilciliklerde bu günün unutulmaması ve unutturulmaması için anma törenleri yapılıyor. Cenab-ı Hak istiklalimizi ve istikbalimizi koruyan, kollayan, bir gül bahçesine girercesine şehit olan bütün şühedayı rahmet ve minnetle anıyor ve bugünkü Yusuf el Karadavi'nin köy ve mektep çocuğu hatıralarım
dersinin Yusuf Es-Sıddık piyesi ve Profesör Doktor Mustafa Meraghi'nin, yani Eser Üniversitesi Şeyhinin, yani rektörünün ölümüyle ilgili hatıralarını sizlere sunacağız. Bizlere bu imkanı bahşeden Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. İlk fasıl Yusuf Es-Sıddık'ın piyesi olarak takdim ediliyor. Arapça literatüre kazandırdığım ilk çalışmam şiirli bir piyes idi. Ahmet Şevki'nin Masriyu Kleopatra, yani Kleopatra'nın Ölümü ve Mecnunu Leyla, Leyla'nın Mecnunu adlı tiyatrolarını okumuştum. Bu iki eser beni etkilemişti. Ben de bu minvalde Efendimiz Hazreti Yusuf'un aleyhisselam hayatını konu edinen bir piyes, yani tiyatro yazmak istedim. Ortaokulun 4. sınıfını okurken bu çalışmaya başlamıştım. Lise 1. sınıfta da bunu tamamladım. Kitabı matbaaya verdim. Matbaanın ismi Matbaatul Yusufiye, Yusuf Matbaası idi. Bu tevafuklar çok ilginçti. Zira bu Hazreti Yusuf Aleyhisselam idi. Müellif Yusuf El Karadavi idi. Matbaanın sahibi de Yusuf idi. Yani 3 tane Yusuf bir araya geliyor. Hazreti Yusuf'u konu alan bu tiyatroyu yazan ben Yusuf'um. Ve bu matbaanın sahibi de Yusuf'tu. Yani görüldüğü veçiyle 3 tane Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ismi, müellifin ismi ve matbaa sahibinin ismi tevafuk ediyordu. Sorun sadece matbaa ücretindeydi. Zira matbaa bir miktar paranın önceden verilmesini istiyordu. Hani kapora diyoruz ya. Ben ise bu paraya sahip değildim. 150 kitaba imza atan, dünyada global müftü, dünyanın müftüsü olarak adlandırılan, hakkında dünden bugüne Profesör Doktor Yusuf El Karadavi adıyla bir kitap neşrettiğimiz Yusuf El Karadavi bir tiyatro kitabını bastıracak cebinde parası yok yani. İşte arka planda hani STK'lar dediğimiz insanlar nerede? Böyle güzide kardeşlerimizin eserlerini basacak, onlara yardım edecek, destek olacak güzide kurumlar nerede? Günümüzdeki gibi o zamanlarda gençleri bu anlamda teşvik edecek kimse de yoktu. Bakın, anda bulunsun. Aynı eleştiriyi ben de yapmıştım. Yani bu ilmi faaliyetleri destekleyen insanlar da yoktu diyor. Destekleyen insanlar var. Ben çok yakından tanıdığım bir yayıncıya ulaştım. Dedim, Yusuf El Karadavi hakkında bir kitap yazdık. Bunu sizin yayınınızdan çıkarmak istiyoruz. Bana verdiği cevap, yayın hakkı bizim olacak dedi. Ben aptal mıyım? Beni aptal mı görüyorsunuz ben? Bütün emeği ben sarf edeceğim. Gece gündüzümü katacağım. Profesör Doktor Yusuf El Karadavi kitabını yazacağım. Parasını da ben ödeyeceğim. Sadece o matbaa benim kitabım üzerinden rant elde edecek. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi yayın evinin kataloğuna koyacak, böyle bir eseri biz bastık diye yani. Parasını da benden tahsil edecek. Ve diyor ki yayın hakkı bizimdir. Bu ne demek? Sen bu kitabı verdikten sonra bir daha biz istemedikten sonra basamazsın demektir yani. Yani bugün yayın evlerinin de politikalarının bu minvalde olduğunu söyleyelim. Bu konuda bana yardımcı olacak kimse bulamadım. Sonra bir yakınım olan Hacı Muhammed Reyyaşi El Haruki bana borç olarak 5 cüneh verdi. Ben de bunu matbaaya verdim. Diğerini de borç olarak yazdım.
Kitap adedi 500 idi. Öğrencilerin ve ihvanın, yani ihvani Müslümin'in evlerinde kaldığını ve en üst mertebelere geldiğini ben zaman zaman derslerimde anlatmıştım. Hasan el-Benna'nın, merhum şehit Hasan el-Benna'nın Darbeka'ya irtihalından sonra en üst ihvanda mertebeye yükselen Yusuf el-Karadavi'nin o dönemde daha ihvana yeni katılışı, burada zikrettiği hususlar. Yüz tanesini yaklaşık sattım ve bir kısmını da hediye ettim. 400 nüsa kalmıştı. Hatırladığım kadarıyla bir kişi tüm kalan kitapları 10 cüneye satın aldı. Yani fırsatçı insanlar da var. 5 cüney sadece kapora parası verecek, sadece 400 kitabını bir kurnaz, uyanık 10 cüneyi alacak ya. Yani. Demek ki böyle güzide ilim adamlarından zikrettiğim Türkiye'deki matbaanın bir benzeri Mısır'da da var yani. Böyle ilim adamlarının üstünden prim yapan, kendi yayın evinin adını meşhur eden, kim Yusuf el-Karadavi diye aratma yaptığında senin yayının evinin çıkacak. Benim adım çıkacak yani. Sen bundan rant elde edeceksin. Yayın evin tanınırlığı bütün dünyada artacak yani. Diyelim Katar'dan da birisi Yusuf el-Karadavi'yi arattığında bu kitabın adı çıkacak yani. Senin yayın evinin adı çıkacak. Sen utanmıyor musun bizden hem yayın hakkını hem parasını istemekten yani? Çünkü biz arka planda bu işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyoruz yani. Onu Allah göndermişti. Bu paranın 5 cüneyini borç aldığım akrabama verdim. Daha minnettar yani. Çok düşük fiyattan sattığını ben zikrederken hocamız Profesör Doktor Yusuf el-Karadavi, ben diyor iyi ki sattım bu kitapları. O geri kalan 5 cüneyi nasıl ödeyecektim yani? Kalanını da borcumu kapatmak için matbaaya verdim. Beni bundan sağ salim çıkaran Allah'a hamdolsun. Böyle işte güzide alimler bu toplumda kovuluyor, rencide ediliyor. Amerika'ya sokulmuyor, yasak girişi. İngiltere'ye sokulmuyor, Fransa'ya sokulmuyor. Bizzat Fransa Cumhurbaşkanı engelliyor Fransa'ya girişini. Sakıncalı adam diye. Bakın ne sıkıntılarla Yusuf el-Karadavi dünyada kendisini takdim edecek yer buluyor ilim aleminde. Ne sıkıntıyla. Çünkü borç gündüzleri dert, geceleri zillettir. Ne kadar güzel bir kelime. Çünkü borç gündüzleri dert, geceleri zillettir. Yani bu borcu nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmek. Bazı edebiyat dergileri o zaman bu eserimi genç bir şair açısından bir edebiyat örneği olarak övmüş ve şiirimden birkaç beyit yayınlamıştı. Ben bu piyesimin kapak kısmına şu beyitleri yazmıştım. Ben piyeslerinden de kitabımda bahsetmiştim. Oradan bir pasaj okuyalım. Ey gecelerin oklarına hedef olan kişi, bu oklara karşı sabırlı ol. Zira geceler de günler de gelip geçicidir. Hava açılır, bulutlar her yanı kaplasa da, her geceyi bir sabah ve aydınlık takip eder. Yusuf'a bak, Mısır'ın kaderi onun elindeydi. Halbuki bundan önce Mısır zindanın başı beladaydı. Yani Mısır zindan haline gelmişti ve Mısır'ın başı beladaydı. Kur'an ayetlerine nazar ettiğinizde Yusuf suresinden ilk 7 yıl bolluk olacağını ve takip eden 7 yıl kıtlık olacağını Yüce Allah Yusuf suresinde Aziz'in rüyası dolayısıyla anlatıyor. Aziz bir rüya görüyor. 7 cılız ineğin 7 semiz ineği
yuttuğunu ve yedi kuru başak ve yedi yeşil başak görüyor yani. Bunu o günün müneccimlerine soruyor. Yani yıldızlara bakan, tahminler yürüten kişilere. Zaten Hazreti Yusuf'un iki arkadaşı vardı hapishaneye giren. Onlar da rüya görmüşlerdi. Onlardan birisi dedi ki, ben rüyamda tekrar saraya dönüyorum ve krala içki sunuyorum. Yani sakiyim, saki içki sunan. Hazreti Yusuf dedi ki, sen tekrar saraya döneceksin ve krala içki sunacaksın. Diğeri dedi ki, rüyamda beni asıyorlar, karga başımdan yiyor. Hazreti Yusuf dedi ki, sen buradan çıkacaksın, seni idam edecekler ve başından kargalar yiyecek. O zata dedi ki, içki sunacak yorumunu yaptığı zata, beni dedi Aziz'in yanında an. Yüce Allah diyor ki, şeytan ona bunu unutturdu. Ne zamana kadar? Ta Aziz rüya görünceye kadar. Zikrettiğim rüya görünceye kadar. Rüyasında 7 cılız ineğin 7 semiz ineği yuttuğunu, 7 yeşil başağı ve 7 kuru başağı Hazreti Yusuf şöyle açıklıyordu. 7 yıl bolluk olacak, ardından 7 yıl kıtlık olacak. Şayet bana siz maliyeyi, yani devletin bir nevi idaresini bu konudaki verirseniz, bugünkü anlamda Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının işleyişine göre, yani eski tabirle Beytül Mal, yani bir nevi harcamaların oradan yürütüldüğü kurum, vezaret Arapça kelimeyle, bakanlık yani. Ancak hükümdar rüyasını yorumlatmak istediğinde Hazreti Yusuf direnmişti. Hayır, gidin o kadına sorun, ben mi haklıyım yoksa o kadın mı? Çünkü Hazreti Yusuf'a Aziz'in anımı iftira atmıştı, bana saldırdı diye. Müneccimlere soruldu bu olayı çözün diye. Müneccimler dedi ki, şayet gömlek arkadan yırtıldıysa erkek saldırmıştır. Önden yırtıldıysa, tam tersi bir işleyiş var. Gömlek önden yırtıldıysa erkek saldırmıştır. Arkadan yırtıldıysa kadın saldırmıştır. Baktılar, Hazreti Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığı, yani kadın, وَقَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَ تَيْتَلَكْ. Kur'an böyle anlatıyor. Kadın kapıları kapattı ve haydi bana gel dedi. Hazreti Yusuf, قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ. Hazreti Yusuf, ben Allah'tan korkarım dedi ve o kadının, Züleyha şeklinde geçiyor kitaplarda, Aziz'in anamının bu çirkin teklifini reddetti. Kapıya yöneldiklerinde Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmıştı. Ve haklı olduğu halde hapishaneyi boylamıştı. Medrese-i Yusufiye deniyor. Yani Hazreti Yusuf'un bir nevi yattığı hapishane anlamında. Ve yıllar sonra Hazreti Yusuf diretti, hayır ben çıkmayacağım hapishaneden. O zat geldi, dedi ki, kral bir rüya gördü. Ben de seni tavsiye ettim. Hazreti Yusuf, hayır çıkmayacağım dedi yani. O kadına gitsinler sorsunlar, ben mi haklıyım? O mu haklı? Hazreti Yusuf hapishaneden çıktıktan sonra kadın bir etkinlik düzenlemişti. Kadınları çağırmıştı, siz beni kınıyorsunuz. Hazreti Yusuf'a bir nevi nefsimin kaydığından bahsediyorsunuz. Hazreti Yusuf'a bekaleti hruç, Kur'an-ı Kerim'in, haydi çık dedi kadınların huzuruna. Çıkar çıkmaz kadınlar, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Kadınlar ellerini kestiler ve dediler ki, bu insan olamaz yani. Bu ancak kerim bir melektir dediler. Kadın, ben istemiştim Hazreti Yusuf'tan, ben arzu etmiştim, nefsim arzulamıştı
Yusuf'u dedi, itiraf etti. Ama Hazreti Yusuf senelerce haksız yere hapishanede kalmıştı. İşte burada da Hazreti Yusuf ile ilgili o hadiseyi bir nevi canlandırıyor dizeleriyle. Halbuki bundan önce Mısır zindanında başı beladaydı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır zindanında başı beladaydı. Suçsuz yere orada yatıyordu. O dönemde şairlerin birçoğunun yaptığı gibi bu piyesimin üzerine bir de resmimi koydum. Resmin altına da şunu yazdım. Şekilleri ve bedenleri tasvir eden, hikmetimi, beyanımı da tasvir etmemiş miydi? Yani bu şeklimi yaratan Allahu Teala benim hikmetimi de, yani bendeki bu icazlı sözleri de, yazdığım güzel şiirleri de ve piyesimi de Allahu Teala resmetmiştir. Yani bunları Allahu Teala bana güç ve kuvvet verdi ki yazdım. Yani bu benden değildir. Bunlar Allah'ın ihsanıdır. Yani min fadli Rabbi. Yani Allah'ın fazlındandır bu bana takdim edilen, size sunduğum yani bu beyitler ya da bu dizeler, piyesler. İnsanların yüzlerini şekillendirip de kafalarındaki irfanı boş mu verecekti? Hem insanların suretini yarattı, hem onlara şekil verdi, hem de onların zihinlerini, belleklerini yani akıllarını tasarladı diyor Yusuf el-Karadavi. İnsan yüzüyle ya da cismiyle insan değildir. Bilakis güçlü fikirleri ve diliyle insandır. Zaten biz diyoruz ki bu dersleri onun için yapıyoruz. Örneğin Bartın Şadırvan Camii'nde Mevlid töreni vardı 15 Temmuz şehitlerimiz için. Dedim ki ben yani şu sıcakta git gel zorluk olmasın, ben kendim bir ders yapayım yani. Orada sadece dinleyici pozisyonunda olacağım. Kim beni tanır orada? Gel hocam bir Kur'an-ı Kerim oku der yani. Kim der hocam gel bir aşır şerif kıraatının ardından bir dua yap. Kim der bana bir ilahi oku. Kim der hocam şurada sohbet et yani. Onlar zaten önceden ayarlanmış, basında yayınlanmış, şu hocalar okuyacak. Ayasofya'dan hocalar geliyor Bartın'a bugün. Acaba şarjımız yeter mi? Onları çekebilecek bir yayın yapabilir miyiz? Gitme imkanımız olabilir mi? Cumhuriyet Meydanı'nda her yıl yapılan anma törenleri, 15 Temmuz şehitlerini anma törenleriyle ilgili 9'dan sonra, bu da ne demek yani, akşam namazı 8.30 civarında ezan okunuyor. Yarım saat namaz, tesbihat deseniz, tam cemaatin camiden çıkma anında törenler başlıyor. Ta gece yarılarına kadar devam edecek. 12'den sonra bütün camilerde sela verilecek inşallah. Sadece Bartın'da değil, bütün Türkiye'nin camilerinde sela verilecek inşallah. Eğer kişinin kadri, değeri aklıyla değil cismiyle olsaydı, öküzler cisimlerinden dolayı ondan daha üstün olurdu. Ben buraya filler yazardım. Ben buraya zürafa yazardım yani. O senin aslan dediğin, ormanların aslanı dediğin zürafalar perişan ediyor o aslanları yani. Güç bulsalar yani o aslanların zürafalar neslini tahrip ederler. Yani siz o fili basit mi görüyorsunuz? Ben bir anı olarak okudum. Fili kesiyorlar ve etini yiyorlar yani. Hatta filin yavrusunun etini yiyorlar. Anneleri kokusundan kimlerin yavrusunun etini yediğini tespit ediyor. Hepsini eziyor yani. Bir tane alim kalıyor, dokunmuyor yani. O alimi de sırtına bindiriyor. Ben de onun üzerine bir yayın yapmış ve demiştim ki, o klibi de yayınımda yayınlayarak, henüz arşivimde, demiştim ki fillerin sırtında taşıyan insanlardan olalım. Fillerin ayağının altında ezdiği değil. Ey insan, file hüküm ferma mı geçiriyorsun? Sen Allah'a itaat edersen fil sana itaat ediyor, sırtına alıyor. Sen Allah'a isyan edersen ayağının altında seni eziyor. O
senin güçlü dediğin tırlar falan ayağının altında eziyor fil yani. O senin taksiler dediğin, taksiye sadece sırtını dokunduruyor. Yani bir teneke gibi taksileri eziyor yani. Belgesellere bir bakın yani. Fillerin gücüne bir bakın yani. Hortumuyla koca koca minibüsleri fırlatıp atıyor yani. Siz kendinizi çok büyük mü zannediyorsunuz? Değerlisin, çok değerlisin. Allah'a itaat ettiği müddetçe değerlisin. Değersizsin. Hayvandan aşağısın. Esfele safiliğine düşüyorsun. Ama Allah'a isyan ettiğin anda, Allah Resulüne karşı geldiğin anda, geliyor sahabe-i kiram, Allah Resulüne sen diyor haksızlık yaptın diye Allah Resulünün cübbesini çekiyor. Allah Resulü diyor ki Allah ve Resulü adil olmayacak da kim adil olacak? Sahabe-i kiramın bile Allah Resulü'nü sorgulama gibi bir hakkı yok yani. Allahu Teala Celle Celaluhu her an Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yaptığı davranışlar karşısında Cibril'i eminle uyarıyor. Aziz Allah, La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah. Kıyamete kadar ezanlarımız susmayacak, bayraklarımız inmeyecek. Bu vatan toprakları, şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan toprakları, biz uyanık olduğumuz müddetçe yerli ve yabancı işbirlikçiler avuçlarını yalayacak yani. Ama biz ne zaman bu memleket topraklarına sırtımızı döndüğümüzde, gereğini yerine getirmediğimizde, uyanık olmadığımız müddetçe hem yerli hem yabancı işbirlikçiler bu vatan topraklarını çiğnemeye, kirli düşman çizmesi bu vatan topraklarında arzı endam edecektir. Hafizan Allah. Allah korusun inşallah. Zannedersem bu şiirimde biraz kendimi beğenmişim. Bakın öz eleştiri yapıyor. Halbuki bu benim ahlakım değildi. Fakat ben burada o zamanlarda şairin ya da şairlerin yolundan gittim ve onları taklit ettim. Yani aslında ben mütevazi bir adamdım yani. Bu şairlerin hani dolduruşuna gelmek derler ya Anadolu'da. Bu şairlerin dolduruşuna geldim. Ben de biraz Bediüzzaman Said Nursi'nin tabiriyle hotbinlik yaptım yani. Şımardım. Aslında bu benim ahlakım değildi diyor yani. Bu benim ilk piyesim idi. Sonra başka bir piyes daha hazırladım. Bu seferinkini düz yazı, nesir ile yazdım. Yani böyle ağdalı, icazlı, şiirsel ifadeler kullanmadım. Düz yazı şeklinde yani diyelim bir anı şeklinde, bir hatıra şeklinde yazdım. Bu tarihi bir piyesti. Haccac bin Yusuf Es-Sakafi'nin azgınlığı ve ceberutluğu, zalim Haccac olarak tanınıyor. Kabe'yi taşa tutturuyor. Burada Haccac bin Yusuf dediği Yusuf Es-Sakafi. Azgınlığı ve ceberutluğu yani despotluğu ile o dönemin en önemli alimlerinden birinin duruşunu anlattım. Bu kişi cesur bir alim ve fakih olan Said bin El-Müseyyep idi. Bu piyesime Alim ve Tağut ismini verdim. Said bin El-Müseyyep Ebu Hureyre'nin damadı. Yani böyle dik duruşu olan bir Said bin Müseyyep var. Tevazu sahibi bir alim, başını eğen bir alim var. Bir de ceberut zalim Yusuf Es-Sakafi, zalim Haccac var. Birisi tağutu yani Yusuf Es-Sakafi'yi temsil ederken birisi de alimi. Alim burada Ebu Hureyre'nin damadı olan, aynı zamanda bir hadis ravisi olan, genelde kayınpederi Ebu Hureyre'den rivayetlerde bulunuyor Said bin El-Müseyyep. Bu piyesin birçok şehirde gösterime girdi ve kabul gördü. Yusuf Es-Sıddık adlı piyesim ise muhtemet fetva olan rasullerin ve nebilerin temsili caiz değildir görüşünden dolayı filme alınmadı. Yusuf Es-Sıddık dedi, Hazreti Yusuf'u anlattığını ifade etmiştik. Yani bu gösterime, vizyon diyoruz ya, vizyona alınmadı. Çünkü rasullerin ve nebilerin
temsili, yani suretleri, şekilleri herhangi bir kişide tulu etmez. Tulu etmez de Hazreti Ali'nin şekli nasıl tulu ediyor şimdi? Evlere Hazreti Ali'nin sözde bir portresi asılıyor. Hazreti Ali'ye benzer bir resim diye yani. Yani o dönemde böyle diyelim belliniler mi vardı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin portresini çizen? Fiziki görünümü mü diyelim, sakalını, saçını diyelim, bedensel özelliklerini yansıtan portre çizen ressamlar mı vardı? Olsa Allah Resulü izin mi verirdi acaba yani? Şöyle arka planda bir düşünmek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'nin dilinden çıkan şemaili günümüze kadar ulaşmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne uzun ne kısa idi. Ama insanların içinde adeta en uzun boylu görünüyordu. Onunla ilgili hocamız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli hocalarından, Türkiye'nin ilk İslam hukuku profesörlerinden diyebiliriz, Hayrettin Karaman yazmış ve Profesör Doktor Mehmet Emin Ay bestelemişti. Şu anda Ayasofya Camii'nin baş imam hatibi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin din eğitimi profesörü, eski Bursa müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin Ay. Ne uzun ne kısa kararında boy, soyu İbrahim'den ne asil bir soy, saçları hoş siyah dalgalı bir koy, kemalini giydir beni benden soy, hasretim yanarım yüzünü göster, bu kul ayağına kapanmak ister. Çok uzun bir şiirden ben bir iki bölüm aktardım size. Her ne kadar hikaye yazma sanatında bir şeyler yazmayı düşünsem de kendimi denemedim. Zira daha lise dönemindeydim. Sonra ise bunu tecrübe etmekten çekindim. İslami edebiyatta yetişen çocuklarım ve kardeşlerime bu sahada yer almaları hususunda çokça tavsiyelerde bulundum. Ben liseden sonra ilk görev yerim de Afyon, Karahisar, Emirdağ, Kılıçlı, Kavlaklı köyüne atanmıştım. Kendi ilimin, kendi ilçemin köyü. 4 kişi kazanmıştık biz imamlık sınavını. Müftümüz bizim tefsir hocamızdı aynı zamanda. Burdur İl Müftülüğü'nden emekli oldu hocamız. Halil Arık, Allah sağlık sıhhat, afiyet versin. Hocamız berhayat, hayatta. Allah salih amellerle ömrünü tezyin etsin inşallah. O bizim kazandığımızı duymuş. Afyon'da yapılmıştı. Afyon'da 10 ilin bölge olarak seçilmiş, 10 ilin öğrencileri, adayları orada sınava girmişti. Birinci sınav Afyon Müftülüğü'nde sözlü, ikinci sınav Afyon İmam Hatip Lisesi'nde yazılı yapılmıştı yani. Şimdi altyapınız yoksa orada aşere-i mübeşşereyi sordu. Pek çoğu elendi yani, aşere-i mübeşşereyi bilmiyor. Sen aşere-i mübeşşereyi bilmeden nasıl imamlık yapacaksın? Sen diyelim Yasin suresini okumaktan acizsin yani. Fatiha suresini okuyamıyorsun. Bakara suresinden diyelim ilk 5 ayetini doğru kıraat edemiyorsun. İmamlığa talip olmuşsun yani. Ne kardeşlerimiz var yani, hak etmediği halde bu makamlara girmek, imamlık yapmak, halkın önüne geçmek. Ne güzide hocalarımız var. Belki liseyi henüz bitirmeyen, hıfz diplomasını almış elinde, ancak İmamlığa atanma için henüz lise diploması alamayan ne kardeşlerimiz var ya. Yani iki yolu da zikretmek lazım. Hem bunda belki hak edemeyen insanların imamlık imtihanına girdikleri, hak edenlerin de giremedikleri, zaman kolladıkları, hani Allahu Teala'nın tabiriyle وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah-u Teala zamanı aramızda sürekli döndürüyor. Bazen lehimize, bazen aleyhimize olabilir. Onların bu sahayı Marksistlere, laiklere bırakmamalarını söyledim. Marx, Lenin,
Engels, bunlar fikir babaları. Yani bunların bir nevi yazdıkları kitaplar, ileri sürdükleri fikirler daha sonra ekol haline gelmiş. Ya da o ekolün bir nevi mensupları, onun görüşüne uyanlara Marksist deniyor yani. Kardeşim, ben ne dini, ne imanı, ne Kur'an'ı, devletin bütün dinlere eşit yaklaşması lazım. Niye İslam dinini devlet yücelsin? Hristiyanlığa niye bakış açısını ya da Yahudiliğe niye bakış açısını İslam'dan daha alt seviyede tutsun? Hepsine eşit yaklaşsın düşüncesini taşıyanlara da Fransızca bir kelime laik denmektedir. Ha şöyle dese, ya Hristiyanlık da Allah'ın dini, Yahudilik de Allah'ın dini, ancak Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yuharrifûne el kelime an mevâdîhi, onlar Allahu Teala'nın ayetlerini değiştirmişler. Allah söylüyor, ben demiyorum ki yani. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlardı diyor Yüce Allah. Kitaplarını tahrif etmişler. Allah'ın gönderdiği şekilde kalmamış. Peygamberlerini öldürmeye kalkmışlar. Hazreti İsa'yı çarmıha germeye kalkmışlar. Allahu Teala izin vermediğini Kur'an'da anlatıyor. Ve rafiuk, seni yani kimi? Hazreti İsa'yı kime? Kim rafi edecek? Katına Allahu Teala döndürecek yani. Oradaki ke edatı Hazreti İsa'ya raci. Rafi kim orada? Rafi Allahu Teala. Katına yüceltecek. Seni katına yüceltecek kimdir? Cevap Allahu Teala'dır. Ve mutevaffik, seni öldürecek kimdir? Oradaki ke yine Hazreti İsa'ya racidir. Mütevaffik, vefat ettirecek kimdir? Yine Yüce Allah'tır. İleyye, katımıza. Ve mutahhiruk, yine seni temizleyecek kimdir? Yine tatir eden, yani temizleyen Allahu Teala'dır. Oradaki ke zamirleri Hazreti İsa'ya raci. Burada Yusuf el-Karadavi'nin o dönemde bir nevi Marksistlerin, laiklerin meydan boş, biz arz-ı endam edelim demelerine bir Müslüman fırsat vermemeli diyor. Zira bu kimseler romanlarında ve hikayelerinde kendi anlayışlarını ve felsefelerini dinden ve hayattan, Allah'tan ve tabiattan, fertten ve toplumdan, insandan ve şeytandan arınmış bir şekilde sunuyorlardı. İslam her iki veçeye de bakar. Hem ferde bakar, hem topluma bakar. Hani ayette görüldüğü gibi sadece Hazreti İsa'yı mı Allahu Teala tethayır eder, temizler? Hayır. Allahu Teala gönderdiği peygamberleriyle ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitab. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e diyor ki onları temizleyeceksin. Sadece suretlerini değil, yüzündeki kiri almayacaksın yani. Bedenlerindeki, bedenlerini saran ahlak yoksunu diyoruz biz. Diyelim annesine eziyet eden bir insan, Hazreti Peygamber'in iklimine giren bir insan annesine dokunabilir mi yani? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ayetini bilmez mi? وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَّانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Annesine dokunabilir mi? Kötü söz söyleyebilir mi? Üf bile diyemez diyor Yüce Allah. En önce Allahu Teala kendisine ibadeti, ardından anne babaya ihsanı emretti. İyilik yapmayı emretti. İmmâ yablıvanna indekel kibara ehaduhuma. Onlardan birisi ev kilâhuma veya ikisi ihtiyarladıklarında felâ tekul lehuma uf. Azarlama, kötü söz söyleme. Ve lâ tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerime. Onlara güzel söz söyle. Onlara üf bile deme. Yani meydanı demek ki Marksistler, Leninistler, laikler boş buluyorlar yani. Ferdi toplumdan ayırıyorlar ki Yusuf el-Karadavi'nin tespiti de çok doğrudur. Fert toplumdan tecrit edilemez. Toplum da fertten tecrit edilemez. Sizin evladınız toplumdan uzak değil ki, dağa da çıksa yine o hayvanlarla, bitkilerle ya da etrafındaki
camit varlıklarla ya da diyelim bir ağaç karşısında muamelede bulunacak? O ağacı kesebilir mi yani? Oradaki karşılaştığı diyelim dağdaki bir hayvanı öldürebilir mi? Benim canım böyle istiyor. Bütün bitkileri koparayım. Koparabilir mi yani? Hem ferdin ferdi hayatını hem İslam toplum hayatını düzenler. Bir daha altını okuyorum ki Marksistlere, Leninistlere ve laiklere bu meydanı boş bırakmamak lazım diyor Yusuf El Karadağlı. Onların bu sahayı Marksistlere ve laiklere bırakmamalarını söyledim. Yani bu sahada siz arzı endam edeceksiniz. Denge unsuru olacaksınız yani. Elhamdülillah ben bir Marksist, bir Leninist, ben laikim diye ortaya atılan bir adam da olabilirdim yani. Hiç derslerimde duydunuz mu ben bunları savunuyorum diye ya? Bir Müslüman bunları savunamaz ki yani. Temel temele zıt yani. Bir insan der mi yani? Ben dinsizliği savunuyorum, ben her dine aynı mesafe. Tamam, ben de her dini severim. Başımın tacıdır. Ama Allahu Teala'nın emirlerine de riayet ederim. Hristiyanların yaşam hakkı vardır, tamam. Ama Allahu Teala hatalarını gösteriyor. Onlar Allah'a rızık verdiği halde diyor Hazreti Peygamber evlat ittihaz ediyorlar. Evlat isnat ediyorlar Allahu Teala'ya. Rahmet ettiği halde onlar Allahu Teala'ya Hazreti İsa'yı oğul ittihaz ettiler. Hazreti Üzeyr'i oğul ittihaz ettiler yani. Vakaletil Yahudu Uzeyrun ibnullah ve kaletin Nasara El Mesih ibnullah. Allahu Teala dedi ki onlara katelehumullah. Şimdi bir akademisyen çıkıyor. Diyor ki Allah lanet etmez. Sana soracak Allahu Teala. Lanetullahi alel kafirin ne demek? Allah lanet etsin kafirlere demek. Lanetullahi alel zalimin ne demek? Allahu Teala zalimlerin üzerine Allahu Teala'nın laneti olsun demek yani. Bunlar ayet Kur'an'da. Sen Allahu Teala'nın dinini Allahu Teala'ya mı öğreteceksin? Hucurat suresinde soruyor Allahu Teala. Siz diyor Allah'ın dinini Allah'a mı öğreteceksiniz yani? Efendim bunlar bu şekilde. Sen kendi kafana göre mi ortaya koyuyorsun dini, yoksa dinin bir kitabı, dinin neşredicisi, dinin açıklayıcısı bir peygamber gerekiyor mu yani? Tabii ki gerekiyor. Peygamberler gelmiş ve onlara Allahu Teala yetki vermiş. Hem tebliğ hem tebyin yetkisi vermiş. Hem o ayetleri bildirecekler, hem o ayetlerin nasıl icra edileceğini, yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl icra edileceğini, zekatın nasıl verileceğini, haccın nasıl yapılacağını, namazın rekatları nasıl olacak, 2 rekat mı 4 rekat mı, sünneti nedir, farzı nedir, bu namazlarda hangi hareketler yapılacak, hangisi farzdır, hangisi sünnettir, hangisi vaciptir, bunlar açıklanmadan nasıl din olur yani? Dün namaz faslına başladık. Buluğul Meram'da orada diyor ki namaz diyor dua anlamına da gelir. Orada bir açıklama yapmıştık. Bunun dedik şekil anlamını alanlar Hazreti Peygamber'in hayatına bir baksınlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece dua mı etmiş, 5 vakit namazı kılmış mı yani? Sahabe-i kiram hangi rekatta neyi okuyor? Açık olanları bilir sahabe-i kiram. Gizli okunanları bilemez ki yani. Açık olan diyelim sabah namazının farzında Allah Resulü neyi okudu yani? Diyelim akşam namazının farzında Allah Resulü neyi okudu? Yatsı namazının farzında neyi okudu? Onları sahabe-i kiram tek tek tespit etmiş. Muaz bin Cebel bir defasında namazı uzatıyor. Sahabe-i kiramdan birisi terk ediyor. Uzun okuduğundan dolayı ayetleri. Muaz bin Cebel duyuyor, münafık diyor ona. Allah Resulü hayatta. Allah Resulüne tevdi ediliyor bu husus. Ey Allah'ın Resulü, böyle bir olay yaşandı. Muaz bin Cebel namazı uzattı ve çıkan zat oldu, ona da münafık dedi. Muaz bin Cebel'i huzuruna çağırıyor. Sen diyor dinde nifak mı çıkarmak istiyorsun? Niye sebbi ismi rabbikel ala velleyli izâ yavşâ ile kıldırmıyorsun diyor. Niye sen uzun okuyorsun ayetleri? Allah Resulü izaya getiriyor. Şimdi ey Allah'ın Resulü, senin şirazeden çıkmış, Kur'an tanımayan, sünnet tanımayan ümmetini nasıl biz hizaya getireceğiz yani? Adam şöyle de diyebiliyor, sana ne kardeşim,
hayatıma karışma, ben bu şekilde gezerim desem, kardeşim bu şekilde gezmek hayasızlık değil mi? Örfe adete aykırı değil mi? Sana ne diyor yani? Sana ne benim ahlakımdan, sana ne benim hükmümden, sana ne benim dinimden diyebiliyor yani. Ey Allah'ın Resulü, böyle bir insanların arzı endam ettiği yerde sana ne denilen bir toplumda biz senin sünnetini nasıl ihya edeceğiz yani? Sana nasıl yaklaşacağız? Sana yakın amelleri nasıl insanlara duyuracağız yani? Cennete yaklaşancı amelleri nasıl onlara diyeceğiz? Bu amel bak, şu davranış Allah Resulü tarafından size tavsiye ediliyor. Biz o tavsiyeleri nasıl anlatacağız? Benim hayatıma karışma diyen insanlara yani. Allah'tan ve tabiattan, fertten ve toplumdan, insandan ve şeytandan arınmış bir şekilde sunuyorlardı. Bazen bunu açık bir şekilde, bazen dolaylı yollardan farklı şekillerde anlatıyorlardı. Edebiyat sanatında uzmanlaşmış Müslüman yazarlar azdır. Bu dediğim anlamda ve buna bir örnek olarak dostumuz Doktor Necip Geylani, Allah rahmet eylesin. Demek ki hocamız hatıratını yazdığında vefat etmiş Doktor Necip Geylani ve Muhammed Abdülkuddus. Allah onu muhafaza buyursun. O hayattaymış yani. Yusuf El Karadavi hatıralarını yazarken çalışmalar yaparak bir nebze de parmak basmışlardı. Kardeşlerim, 1945 ki tam İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllar, Eser Şeyhi'nin vefatından bahsediyor. İkinci bölümü de biz bu dersimize yazmıştık. Bu dersi de inşallah bu fasılla toparlamaya gayret edeceğiz. 12 Ağustos 1945 yılının yaz ayında Eser Şeyhi, Şeyh rektör anlamına geliyor. Yani Reis-ül Cemiya. Muhammed Mustafa Meraghi Allah'ın rahmetine kavuştu. O asırda Eser'in şeyhliğini, rektörlüğünü en iyi şekilde üstlenen bir simaydı. Şimdi elle gösteriliyor. Bak ne kadar güzel Eser Üniversitesi'ni hüsnü idare ediyoruz. Güzel bir şekilde idare ediyor. Bir problem meydana getirmiyor. Ne öğrencilerle ne devletle, devleti, Vefd hükümetini daha önceki derslerimizde anlamıştık. Vefd hükümetinin yetkilileri öğrencilerle zıtlaştılar. Öğrenciler Eser Üniversitesi'nin camlarını, kapılarını kırdılar demişti Yusuf El Karadavi. Ondan sonra gelen hükümet öğrencilere iyi davrandı. Yani Eser rahatladı demişti. İşte Mustafa Meraghi, Eser Şeyhi Profesör Doktor Mustafa Meraghi de böyle ılımlı bir insan. Tevazu sahibi yani. İki defa Eser'in şeyhi olarak görev almıştı. Biri 1929 senesindeydi. O yıllarda görevi uzun sürmedi. Diğeri de 1935 yılıydı. Bu sefer 10 sene görev yaptı. Bu ikinci seferi Eser öğrencilerinin ve hocalarının ayaklanması ile gelmişti. Şeyh Meraghi hem ıslahatçı hem de tecditçi, yani yeni gelişmelerden de, yenilemeci de diyebiliriz, yararlanan kişi anlamında hocalardan biriydi. Fakat geleneksel akım halen güçlüydü. Muhammed Abduh'un karşısında duran bir isimdi. Muhammed Abduh o dönemde Mısır müftüsü. Şeyh Meraghi onu dini bütün olmamak ve inancı zayıf olmakla suçlamıştı. Yani Muhammed Abduh Mısır müftüsünü. Abduh da Meraghi'nin hem eserdeki hem de eser dışındaki tecdit hareketine karşı durmuştu. İşte Mısır'ın en üst seviyesindeki, diyelim bugün en üst seviyedeki müftüler kimdir? Ankara İstanbul müftüsüdür yani. Genelde dikkat edin, o atananlar Ankara İstanbul müftülüğüne gelenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'na genelde yani arka plana bir bakın, genelde hep Ankara İstanbul müftüleri en üst seviyeye gelmişlerdir yani. Ne demek bu? Onlar rüştünü ispat etmiş yani. İlimde hocam, her İstanbul müftülüğüne gelen, diyelim önceki alimler gibi, Ömer Nasuhi Bilmen gibi, böyle güzide ilimler ile teçhiz, tefsir yazmış, fıkıh kitabı yazmış, ıstılahat-ı fıkıhya yazmış 8 cilt, Kur'an-ı Hakim yazmış 8 cilt, tefsir kitabı yazmış yani. İslam ilmihalini yazmış, Yusuf El Karadavi ile ilgili bir makale neşretmiştik yani. Şimdi bir kardeşime
Ulaştım Ankara İlahiyat'ta hoca, yani böyle ilim adamlığı olur mu ya? Önemli değil. Diyorum ki hocam böyle bir makale yazdık, siz kitap yazmışsınız. Ben diyor okuyup okumadığımı bilmiyorum. Böyle bir ilim ahlakı olur mu ya? Kitabına bir bak yani, bu makaleden bahsetmiyorsan okumadın demektir yani. Adeta tevazuyu elden bırakmıyor yani. Ben bu hususu da biliyorum yani. Şunu apaçık söylemen lazım. Hocam ben bu makaleyi görmedim, bu makaleyi okumadım. Kitap ikinci baskıyı yaptı, üçüncü baskıda ben bu makaleyi Allah'ın izniyle okuyacağım yani. İlim adamlığı budur yani. Ya böyle bir cevap olur mu? Mailime verdiği cevap bu yani. Ben okuyup okumadığımı bilmiyorum diyor yani. Okuduysan zaten dipnot da vardır. Bununla ilgili bir atıf vardır. Önceki literatürde, bizden önce böyle bir kitap çalışmamızdan önce bununla ilgili yazılan makaleler vardır denir yani. Şimdi ne hallere kaldık yani. Akademisyen ne okuduğunun farkında değil yani. Ne yazdığının farkında değil. Allah affetsin bizi yani. Ne zaman kendimize geleceğiz? Ey Allah'ın Resulü. Ne zaman titreyeceğiz yani? Ne zaman senin gerçek anlamda ümmetin olduğunun farkına varacağız? Her ne kadar istenilen seviyede olmasa da Şeyh Meragî'nin eserin ıslah edilmesinde önemli bir rolü olmuştu. En azından yolu açmıştı. Doktor Muhammed el-Behî'nin sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla Şeyh Meragî eserde yaptıklarından razı değildi. Eğer ömrü vefa etseydi, daha uzun yaşasaydı yani, başka bir yol izler ve eser hocalarının maslahatı için uğraştığı kadar imanın mesajı içinde çalışırdı. Hani Bediüzzaman Said Nursi şu anda tarikat değil, hakikat vaktidir, imanı kurtarma zamanıdır dediği gibi yani. Yani ömrü olsaydı imani veçeye de dokunurdu diyor yani. Şimdi ne hale gelmişiz yani? Kimin eli, kimin cebinde belli değil yani. Biz daha ey Allah'ın Resulü diyoruz yani. Ne zaman senin sünnetine, ne zaman senin bıraktığın eserlere sahip çıkarız yani. Herkes birbirini bugün kandırmanın peşinde. Bir liralık diyelim etiket 3 liraya, 4 liraya çıkıyor. Ya nasıl oldu, nasıl oldu yani? Ha, oraya bakıyor, benzin artıyor. Benim de diyor artırmam lazım. Benim de girdilerim çıktılarım diyor, maliyetim artıyor yani. 2 lira benzine zam gelince 10 lira gıdaya zam geliyor yani. Allah'tan korkun yani. Allah'tan ittika edin yani. Bartın'dan sesleniyorum, ekmek 7,5 liraya çıktı yani. Ya %50 arttı, %50, 5 liraydı ekmek. Sahilde simidi artıştan önce oradaki simitçiyi çağırdım, gel dedim yani, ne kadara satıyorsun simidi? 7,5 lira dedi. Dedim niye 7,5'a satıyorsun? Buraya gelirken dedi, bu araçlar dedi benden sepet parası alıyorlar yani. Hani işgal sepeti de koyuyorsun, bir adam yeri işgal ediyorsun. Herkes birbirini kandırmanın peşinde. Şöyle dese, ya kardeşim sen zaten bu iş için gidiyorsun sahile. Ne olur sepeti de kucağına al, oturduğun yerde bir yeri de işgal etmiyorsun. Oturduğun yerde kucağında dursun. Simit sattığın sepet, hayır, simit sepetinde de para alacaksın. Gördünüz mü? Herkes birbirini kandırmanın peşinde ya. O gariban diyelim 9 lira burada. Dün nasip oldu. Üniversiteye giderken dedim otobüste gideyim. Dedim ne kadar? Baktım dijital kartta kontür kalmamış yani. Yetersiz bakiye deyince dedim ne kadar? 9 lira. 10 liradan 1 lira arttı. Elhamdülillah ya. Ne hale gelmişiz. Şehir içi 1.900 lira ya. Nereye gidiyoruz? Bu insanlar bu pahalılıkta nasıl isyan etmesinler yani? Çünkü oradaki kasiyerler bizzat bu sokak röportajlarında diyor, duyduk 5 defa 6 defa diyor günlük etiket değiştiriyoruz diyor. Nereye gidiyoruz yani? Herkes birbirini kandırmanın peşinde. Eğer ömrü vefa etseydi başka bir yol izler. Eser hocalarının ıslahatı yani maslahatı için uğraştığı kadar imanın mesajı için çalışırdı. Şimdi o etiket değiştirenlere söyle senden benden daha takvadır. Diyelim hacının hocanın oğludur ama sen sahtekarlık yapıyorsun. Devletin öngörmediği fiyatları basıyorsun.
Devlet geliyor, bir bakıyor, bir ceza kesiyor. O cezayı ikinci, üçüncü gün fiyatları değiştirerek tekrar bize ödetiyor yani. Kendisi ödemiyor ki yani. Tekrar artırdığı fiyatlardan devletin koyduğu o cezayı bize ödettiriyor yani. Devlet ona ceza kesiyor, o da bize ceza kesiyor yani. Ya biz 80'li yıllarda, 85'li yıllarda, hadi Ankara İlahiyat'ta okuduğumuz yıllarda böyle kepazelik görmedik yani. Bak devlet her türlü tedbirini alıyor, zabıtasını gönderiyor. Oradaki iş yerindeki insan sahtekar yani. Oradan cezayı alıyor, cezayı ödüyor. Bu cezayı diyor ben niye ödeyeyim? İkinci gün fiyat etiketlerine basarım. Tekrar değiştiririm. Halka ödettiririm yani. Herkes yolunu bulmuş yani. Hani vurun abalıya diye bir tabir var ya, vurun abalıya yani. Şeyh Meravi'nin ahval-i şahsiye, yani medeni hukuk şeklinde tercüme edilmiş, alanındaki ıslahatlarda da önemli bir rol olmuştu. Mısırlıların İslam yasası için kalan hukuk kısmıydı. Şeriat yasası için yani. Kanunlar daha önce sadece Hanefi mezhebine göre yazılmış ve bundan başka bir mezhebe izin verilmiyordu. Şafii fıkhına bakılmamıştı, Maliki fıkhına bakılmamıştı, Hanbeli fıkhına bakılmamıştı. Bak eleştiriyor. Yani şeriat maddeleri, ceza hukuku yazılacakken sadece Hanefi'ye değil Şafii'ye de bakılsın diyor. Öz eleştiri yapıyor. Maliki'ye de bakılsın diyor. Hanbeli'ye de bakılsın diyor. Bundan sonra bir adım daha ileri gidildi ve bu dört mezhepten sonra bir de sahabe görüşlerine, sahabe görüşleri icma yani. İmam-ı Azam sahabe görüşlerini kabul ediyor. Tabi'in, kendisi de tabi'in zaten. Humur ricel, nahnur ricel diyor. Onlar adamsa biz de adamız diyor yani biz de içtihat yaparız. Biz de hüküm veririz demektir yani. Ama sahabe-i kiramın bir icması varsa İmam-ı Azam orada duruyor yani. Demek ki en önce kitap, sonra sünnet, sonra sahabe icma. Dördüncü de kıyas gelir yani. Şimdi ne sahabe icması, ne Kur'an-ı Kerim'i, ne sünneti. Herkes Allame-i Cihan yani. Hiç Kur'an'daki ayetlere bakmaz. Allah Resulü'nün sünnetine bakmaz. Sahabenin icma var mı yok mu bakmaz. Bana göre der yani. Sen din misin? Sen dinde nesin yani? Bana göre. Bana göre din mi yani? Hafizan Allahu ve iyyakum. Bu güruhtan Allah bizi korusun ve kurtarsın. Sahabe görüşlerine tabiun etba'u tabiun ve matbu ya da müntesibi kalmamış diğer mezheplerden de fetva alınmasına cevaz verildi. İmam Sevri'nin Süfyan es-Sevriye mezhebi, Evzai'nin mezhebi, Taberi'nin mezhebi ve benzeri. Diğer selef mezhepleri gibi. Selef öncekiler yani. Önceki alimlerin görüşleri. Onların tuttukları yol. Onların fetvalarına da bir nevi kulak asmak lazım diyoruz ya Anadolu'da. Bakmak lazım yani. Zira kimi zaman bu mezheplerde ve kavillerde yani görüşlerde ve içtihatlarda dört mezhepte bulamadığımız bazı kolaylıklar ve esneklikler bulabiliyoruz. Ta lise yıllarında hocalara karşı çıktığını, bazı görüşler ileri sürdüğünü ve köydeki kadınların biz Yusuf'un içtihadına göre, kanaatine göre bu eylemi yapıyoruz dediklerini söylemişti. Yani hocaların, köylerindeki hocaların örneğin taharetle ilgili, namazla ilgili, abdestle ilgili, diğer hususlarla ilgili görüşlerine bazen alternatif görüşler ileri sürüyordu. Ta lise ve üniversite yıllarında. Hocam öyle değil. Bunun şu şekli de var. Bu hükmün bir başka ayrıntısı da var diyerek hanımefendilerin kolayına gidiyor ve diyorlardı ki biz Yusuf'un fetvasına göre bu işi yapıyoruz ya da bu ibadeti böyle bundan dolayı yapıyoruz. Zira kimi zaman en kolay denilen mezhebin delili daha kuvvetli ve daha doğru olabiliyor. Allah-u Teala bu konuda bir genişlik tanımışsa neden ümmeti bir görüşle daraltıyoruz ki? Muhteşem bir cevap. Bunu altın harflerle yazmak lazım. Yusuf el-Karadavi'ye mezhepsiz diyen zalimler, bak ne diyor, dört mezhebe bakılmalı, selefe bakılmalı. Biz bunları yazdık zaten, onların ithamlarına ve iftiralarına. Dünden bugüne Profesör Doktor Yusuf el-Karadavi kitabımızda yer vermiştik. Demiştik ki dinsiz demedikleri kaldı Yusuf el-Karadavi'ye. Ya kendisi açıklıyor.
hatıratının 217. sayfada. Niye diyor yani biz sadece dört mezhebe bakıyoruz yani. Süfyan es-Sevri'ye niye bakmıyoruz diyor. Taberi'ye niye bakmıyoruz diyor. Evzai'ye niye bakmıyoruz diyor. Bu ne demek? Tanımamak değil, dört mezhebe aşmak değil. İslam'da kolaylık varsa, o alimlerin de kavilleri varsa bu konuda, hani mutmain kavilleri varsa onlara da uyulabilir, bir sıkıntı yok. Ne kadar güzel bir açılım. Gerçekten bu bölümü sevdim yani. Ona isnat ve iftiralarda bulunanlara 217. sayfa en güzel delildir. Bir daha okuyorum. Zira kimi zaman bu mezheplerde, zikrettiği diğer mezheplerde, diyelim İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in, İmam Malik'in, o dört mezhep dediğimiz müntesiplerinin tuttuğu kavillerini aldığı dışarıdaki mezhepler ne olacak diyor yani. Süfyan es-Sevri'nin mezhebi ne olacak diyor yani. Evzai'nin mezhebi ne olacak diyor yani. Diyelim bunların görüşleri kabul edilmeyecek mi? Onlardan herhangi bir görüş alınmayacak mı? Onlara göre herhangi bir kolaylık kabul edilmeyecek mi? Buna bir örnek şudur. Bakalım nasıl bir örnek veriyor. Şeyhül İslam İbn Teymiyye ve muhakkik öğrencisi İbnül Kayyım, peşinen söyleyeyim, bunlardan görüş arz ettiği için selefi dedikleri de vaki, bunlara da cevap vermiştik. Sadece İbn Teymiyye'den bahsetmiyor ki, İbn Hacer el-Askalani'den de bahsediyor. Iraki'den de bahsediyor. O zaman senin iftira ettiğin ortada yani. Sadece bütün kitabı bakın, 150 kitabı sadece İbn Teymiyye'den ve İbn Kayyım el-Cevziyye'den aktarma olsa amenna ve settakna. Biz kitabımızda bir bölüm açmıştık kaynakları diye. Yusuf el-Karadavi'nin. Bunlar tamamen iftiradır yani. Şimdi ben İbn Teymiyye'nin Mecmu'u Fetavası'ndan bir aktarım yapmayacağım mı? Şimdi insanlar bana selefi mi diyecek yani? Selefi ne demek? Önceki alimleri taklit ediyor demek yani. Şimdi İbn Kayyım el-Cevziyye, İbn Teymiyye'nin talebesi. Zadul Mead'ı var. 6 cilt halinde kitaplarında yer alıyor yani. Şimdi ondan ben İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Zadul Mead'ında böyle bir hüküm var. Ya bu hüküme de bakalım yani. Bu bize kolaylık temin ediyor desem. Tıbb-ı Nebevi bölümleri var. Tıbb-ı Nebevi ile ilgili bir kitap yazdığımızda İbn Kayyım el-Cevziyye'de de eleştiriler var yani. Bu konuda yazılan kitaplar var. Onları da zikrettik biz Tıbb-ı Nebevi ve Karantina kitabımızda. 400 sayfalık bir kitap ortaya koyduk yani. Dünden bugüne. Ve dedik ki Allah Resulü'nün daha önce cahiliye dönemine dayanarak aldığı, kullandığı bakın. Ve Allah Resulü'ne bakarak sahabe-i kiramın, tabiinin, tevevvüt tabiinin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ta bugüne kadar Cumhuriyet tarihindeki uzmanların Allah Resulü'nün Tıbb-ı Nebevi'yi önceleyerek tedavi metotları da Tıbb-ı Nebevi'ye girer diye bir tanım yapmıştık kitabımızda. Allah Resulü diyelim cahiliye döneminde bazı rukye var mesela cahiliye döneminde. Rukye yani okumayla dua, tedavi. Allah Resulü de aynısını kullanıyor. Şimdi Allah Resulü cahiliye döneminden taklit yaptı diyebilir misiniz? Ha şöyle diyeceksiniz. Onlar rukyeyi diyelim putlar için yapıyorlardı. Onlar rukyeyi Kur'an ayetleri dışında bazı söylemlerle yapıyorlardı. Ha şöyle diyeceğiz. Allah Resulü'nün rukyesi diyelim Muavzeteyn. Felak ve Nas'ı okuyor ve vücuduna üflüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rukye yani dua ile tedavi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde rukyeyi aynen taklit etmiyor ki. Biz ne dedik? Allah Resulü'nün diyelim hacamat cahiliye döneminde vardı ya, Allah Resulü hacamat yani kan aldırmayacak mı? Cahiliye döneminde dağlama var. Allah Resulü dağlama yaptırmayacak mı sahabe-i kirama? Hatta dağlamayı yanlış yaptıklarından dolayı sahabe-i kiramı öldürdüler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki dağlamayı da uzman eller yapacak yani. Allah Resulü'nün Tıbb-ı Nebevi'si ile ilgili bir bölümü İbn Kayyım el-Cevziyye'den ben alamayacak mıyım yani? Aldım da yani İbn Teymiyye'den de aldım. İbn Kayyım el-Cevziyye'den de aldım. İmam Suyuti'den de aldım. Onun da var. Ez-Zehebi'nin de Tıbb-ı Nebevi'si var. Ondan da aldım. Ne olacak şimdi? Kadı İyaz'ın şifası var. Kadı İyaz'ın şifa kitabında Allah Resulü'nün diyelim bir tedavi metodundan bahsediyor. Almayacak mıyız yani? Bak biz
seçmeci yaklaşımla değil, hepsine değer veriyoruz. İmam Zehebi de başımızın tacı diyoruz. İmam Suyuti de başımızın tacı. İbn Hacer de başımızın tacı. Mizzi de başımızın tacı. Onların bugüne kadar uygulanan metotları da başımızın tacı diyoruz. Reddetmiyoruz ki yani. Hani bir nevi Yusuf el-Karadavi'yi sadece İbn Teymiye'nin görüşlerini, İbn Kayyim el-Cevziye'nin görüşlerini alıyor diyenlere yazıklar olsun. İhya'dan bahsediyor. İhya-ül-Ulumiddin'den bahsediyor. İmam Gazzali'yi de almış. Yani şu kitapta şu anda ben 217. sayfaya geldim. O kadar kitaptan bahsediyor, okuduğu kitaplardan bahsediyor ki. Ha dese ya sadece İbn Teymiye'nin kitaplarını okuyunuz ya da İbn Kayyim el-Cevziye'nin Zadul Mead'ından başka bir kitaba bakmayınız dese amenna ve saddakna. O zaman burada Evzai niye diyor? Evzai'nin Süneni var. Burada Taberi niye diyor yani? Taberi'nin tefsiri var. Demek ki bunlara da atıfta bulunuyor. Niye İmam Sevri diyor? Süfyan es-Sevri, Cervet Adil imamı. Burada işte iftiraların ortaya çıktığını görüyoruz. Sadece bakın bir paragrafta Yusuf el-Karadavi'ye atılan iftiraların ne kadar yersiz ve yanlış olduğunu görüyoruz. Talakın vuku bulduğu halleri daraltma hususundaki görüşleri bunun bir örneğidir. Talak yani kadını boşama. Yani bunu hangi durumlarda boşayabilirsin, hangi durumlarda kadını boşayamazsın. Onlarla ilgili açılımlar, hükümler yani. Bunlara göre sarhoşun boşaması ve öfke anındaki boşama vaki değildir. Muhteşem. Ne kadar güzel bir tedbir. Bak öfke anında boşanmak talak gerektirmez diyor. Ne demek geldi hanımına ben seni boşadım dedi yani. Hanımının yanlış bir eyleminden dolayı. Şimdi biz İbn Kayyim el-Cevziye'nin görüşüne göre boş değil hanımımız yani. Böyle dediğimizi farz edin. Hafizanallahu ve iyyakum dememek iyidir. Sarhoş bir zatın gelip hanımına sen boşsun dedi yani. İbn Kayyim el-Cevziye geçersizdir diyor. Bunlar neye itimat ediyor? Ben söyleyeyim. Temyiz kabiliyetine itimat ediyorlar. Temyiz nedir? Belki açıklayacak. Ya bunun aklı yerinde değil ki yani. Melekeleri yerinde değil ki, aklı melekeleri yerinde değil ki. Belki o hanımı olduğunu bile bilmiyor o boşsun dediği kadına. Belki halası görüyor sarhoş. Belki bir başka kadın görüyor boşsun dediği. Bir daha okuyorum. İbn Kayyım talakın vuku bulduğu halleri daraltma hususlarındaki görüşleri bunun örneğidir. Bunlara göre sarhoşun boşaması ve öfke anındaki boşama vaki değildir. Geçerli değildir talak. Sebebi neymiş? Aynı şekilde erkeğin bir şeyi yapmak ya da yapmamak için talakı kullanması. Şu işi yaparsan Anadolu'da çoktur. Hanımın boş olsun der yani. Böyle şey olur mu yani? Bakın bu olmaz diyor. Durumundaki talak da geçerli olmaz yani. Yani bugün diyelim Ankara'ya gitmezsem hanımın boş olsun diyen bir zat Ankara'ya gidemedi. Şimdi hanımı boş olacak mı? İbn Kayyim el-Cevziye'nin verdiği hükme göre boş olmaz. Ya bunlar muhteşem alimler yani. Zamanın en güzide alimleri. Şimdi İbn Teymiye'nin vefatı 728. 1327 yani. Osmanlı'nın şahlanışı yani kuruluştan sonraki yıllarda. İstanbul'un fethini görmemişler bunlar. Örneğin İbn Hacer el-Askalani, güzide alimlerden 1448'de vefat etmiş. Sultan Murad'ın döneminde vefat etmiş. İstanbul'un fethini görememiş yani. Yani Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinde bunlar görmüşler bu güzide alimler. Mizzi 1341 İstanbul'un fethini görememiş. Ama en geniş Cerh ve Tadil kitabını yazan Mizzi'dir. Mizzi'nin üzerine Cerh ve Tadil alimleri tanımadım, tanımıyorum. Yok öyle bir kitap. Ama Nisa ile ilgili bir kitap yazıldı. Bak, Cerh ve Tadil'den bahsediyorum. Nisa'dan değil. Desem ben Nisa üzerine Mizzi'nin Nisa bölümü yeryüzünde tek kitaptır, haksızlık olur yani. Çünkü Nisa ile ilgili bir ansiklopedi yazıldı ya. Yani. Bizde değil. Arap aleminde yazıldı yani. Orada sadece Hazreti Ayşe'yi mi alıyor? Günümüzün kadınlarına da işliyor yani. Orada diyelim Hazreti Sevde validemizi mi alıyor? Hayır. Günümüzde öne çıkan kadınları da yazıyor yani. Onların hayatlarını da yazıyor. Onların tercüme-i hallerini de yazıyor yani. Onun için son çıkan kitap diğer dönemlerdeki kitaplara havi olması lazım. Diğer kitapları da görmesi lazım. Hani bir hocamıza sordum. Hocam bununla ilgili bir kitap yazmışsınız. Bir makalemiz var.
Gördünüz mü? Ya hatırlamıyorum demişti ya. Böyle ilim adamlığı olur mu demiştim yani. Adam ne yazdığını ne okuduğunun farkında değil. Kitap yazsana yani. Aynı şekilde tek seferde yapılan üç boşamanın bayin talak yani. Üç boşama değil rıci boşama. Zaten ayrı ayrı mecliste olması lazım diyor alimler. Rıci geri dönebilir demek. Bayin ebedi eşine geri dönemez demek yani. Üç mecliste ayrı ayrı söylenmesi gerekir. Bir mecliste üç defa hanımına boş ol, boş ol, boş ol diyen tek bir hakkını kullanmış olur. Biz talak bölümünü Buluğul Meram'da bitirdik. İki bölümümüz kaldı ya. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle o imzayı Rabbimiz ömür verirse atacağız. Buluğul Meram'ı bitireceğiz Allah'ın izniyle. Namaz ve taharet bölümü kaldı. 350 hadisten 8'ini dün işledik elhamdülillah. Bitireceğiz Allah'ın izniyle. Diyeceğiz ki ey Allah'ın Resulü, insanlar nefislerinin peşinde koşarken şurada burada biz senin uğruna, senin yoluna bu hadisleri okuduk. Ahirette bizim azığımız olsun ey Allah'ın Resulü. Bu senin adını, yadını, şanını yücelten bir azığımız olsun diyeceğiz ahirette. Allah'ın huzurunda diyeceğiz ki Allah'ım biliyoruz sen Hazreti Musa'ya ben oruç tuttum, ben namaz kıldım dediğinde ey Musa sen bir kul sevmedin mi demiştin ona. Bizi sizlere sevdiren işte bu dersler diyeceğiz. Kardeşlerimizle bir araya getiren canlı dersler olsun. Kanaldaki sohbetlerimiz olsun. Bizi onlara, onları bize sevdiren işte bu dersler diyeceğiz ey Allah'ın Resulü. Yoksa nasıl arza endam edeceksiniz yani? Herkes şehit olamaz ki yani. Herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi fedai can olamaz ki yani. Bu ve benzeri ıslahatlar, yani hükümler diyelim burada, ıslahat dinde reform asla söz konusu değildir. Ben bu kadar kitabını okuyorum, bu kadar kitabıyla ilgili görüşlerimi yazmışım, bu kadar isnat ve iftiralara cevap veriyorum kitabımda. Ben Yusuf El Karadavi'nin dinde reform vardır kelimesini okumadım. Reddederim yoksa. Dinde reform olmaz yani. Hani bozulmayan bir dinde reform mu olur diyor alimler. Karşı çıkıyorlar yani. Reformdan bahsetmiyor. Alimlerin yeni görüşlerinden bahsediyor. Yeni görüşlerle, farklı görüşlerle reformu birbirine karıştırmayın. Reform o diyelim domuz eti haramdır olmasın demektir yani. Kimin hakkı var domuz etini helal kılmaya? Diyelim halayla evlilik haramdır yani. Halanın diyelim çocuklarıyla, yeğenle bak bir kişinin halasını onun yeğeniyle aynı nikah altına alamaz demektir. Allah Resulü'nün beyanında. Yeğenler halayla aynı nikah altında tutulamaz. Allah Resulü'nün beyanıdır. Bir kişi kalkıp ben hem halasıyla hem onun yeğeniyle evleneceğim diyemez. İki kız kardeşle aynı nikah altında toplanamaz. Kalkıp ben reform yapıyorum, her iki kız kardeşle de evleneceğim diyemez. Neden? Kız kardeşi onun helallisi ise artık baldızı onun ebediyen helallisi olamaz ya. Ha, vefat ettikten sonra caizdir. Yaşarken bakın, eşi yaşarken diyorum yani. Eşi berhayat iken baldızıyla aynı eşi ile aynı nikah altında baldızını tutamaz. Maslahat dediği bu yani. Islahat dediği bu. Yoksa asla reform kelimesini kullandığını görmedim ben. Şeyh Meravi'nin bu ıslahatları, yani bu güzel görüşleri, musaleha, mesalihi mursele, mesalihi mursele, İmam-ı Azam'ın da kullandığı prensiplerden bir tanesidir. Örf ayetlere, hadislere aykırı değilse gelenek kabul edilir diyor İmam-ı Azam. 7. merhale yani. Kitap varken, sünnet varken senin örfün de ne yani? Sahabe-i kiramın bu konuda icması var. Sen örfü taklit edemezsin. Öncesi var. Kur'an'da varsa orada kalacaksın. Kur'an'da domuz eti vardır, bitmiştir. Hiç kimse onu helal kılamaz. Hazreti Peygamber de dahil. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bildirdiği gibi Kur'an'da haram olmayan bir durumu haram kılabilir. Helal olmayan bir durumu yani haram kılabilir. Ona da Yüce Allah sınır tanıyor. Tayyibatı diyor Allah Resulü helal kılabilir.
pis olan şeyleri haram kılar. Ve yuhillu lehumut tayyibat, ayet işte okuduğum. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Allah Resulü'nün helal kıldıkları temiz olan şeylerdir. Haram kıldıkları ise pis olan şeylerdir diyor Yüce Allah. O yetkiyi Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'e vermiş. Onun için alimler diyor ki şari ikidir. Şeriatı koyan ikidir. Hakiki şari Allah'tır. Mecazi şari, Kur'an'da hüküm olmayan bir durumda Allah Resulü mecazi şaridir. Demek ki hakiki şari Allah, hakiki şeriatı koyan Allahu Teala'dır. Mecazi şari ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şeyh Meravi'nin bu ıslahatları, yani Mesalih-i Mursalesi, kör taklitçi, mezhep taklitçilerini kızdırmıştı. Ciddi anlamda ona karşı durdular. Şeyh Meravi de bunun üzerine detaylı bir şekilde reddiyeler yazdı. Ve Eser dergisinde bu reddiyeler yayınlandı. Daha sonra bu reddiyeleri Buhusun fi Teşri'il İslami, yani İslam teşriğinde, şeriatın temellerinde araştırmalar diye tercüme edebiliriz. Hocamız nasıl tercüme etmiş? İslam anayasası hakkında araştırmalar. Güzel bir tercüme yani. Yani şeriatın konulmasında, şeriatın temellerinde araştırmalar diye de çevrilebilir. Başlığı altında topladı. Eser matbaasında basıldı. Mezhep mutaassıplarının Şeyh Meravi'ye yaptıkları itirazlardan biri şuydu. Fıkıhta bu seçmeler ve ıslahatlar için kişinin içtihat derecesinde olması gerekir. Şeyh Meravi o işi bilen birisi. Bizzat diyor Yusuf el-Karadavi, Eser Şeyhliği diyor bana, ancak Helallar ve Haramlar kitabını sen yazabilirsin. Ben kitabımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Helallar ve Haramlar kitabının nasıl yazıldığı Yusuf el-Karadavi tarafından. Bir baktım diyor, günümüze kadar helallarla haramlar hepsini ihtiva etmiyor. Yeniden yazacaksın. Bu kadar diyor bir sorumluluğu nasıl yüklenebilirim? Eser Şeyhliği de ancak bunu sen yazabilirsin diye bana El Halal ve Haram fil İslam kitabını verdi diyor. Ve elhamdülillah yazdı. O kitap defalarca Türkiye'de basıldı. Üçüncü baskısının ne sıkıntıyla basıldığını ben kitabımda anlatmıştım yani. Şimdi insanlar oturduğu yerde Yusuf el-Karadavi'yi yargılıyor, idam ediyor ve adeta dinsiz diyecekler yani ellerinden gelse. Mezhep mutaassıplarından fikir ortaya sürebilir. Neymiş onların fikri bakalım. Fıkıhta bu seçmeler ve ıslahatlar için kişinin içtihat derecesinde olması gerekir. Ya eserde şeyh olmuş, profesör olmuş, sen misin müştehit yoksa Mustafa Meravi mi müştehit yani? Herhalde halktan bir zatın, hadis ilimlerinden yoksun bir zatın, tefsir ilimlerinden yoksun bir zatın, fıkıh ilimlerinden yoksun bir zatın, kelam ilimlerinden yoksun bir zatın, mahalledeki alelade bir vatandaşın herhalde fetva verme gibi bir düşüncesi olamaz. Biraz önce dedik ya, bana göre diye fetva verdiğine bakmayın yani. Asla taviz vermeyiz o zatlara. Uzun zamandan beri içtihadın şartlarına haiz olan kimse olmadığı için de içtihat kapısı kapalıdır. Nasıl olur ya? Yusuf el-Karadavi 7 cilt fetvalar kitabı yazmış yani. O kadar güzel konuları var yani. Ben özellikle başörtüsünü okudum. Dedim bir hatası acaba çıkabilir mi yani? Şu anda bizim Kur'an'daki ayetlere, hadislere, örfümüze bir asla yakalayamadım yani. İnşallah onu bir tebliğde yazmayı düşünüyorum. Şimdi oturduğunuz yerde asıp kesiyorsunuz insanları. Ya biz de okuyoruz, bakıyoruz. Yusuf el-Karadavi'nin diyelim başörtüsüyle ilgili, diyelim başörtüsü Allah'ın emri midir değil midir? Yazdıklarına bir bakıyoruz. Fetvaları hangi yönde yani? Kadınların açıklığı saçıklığı yönünde mi? Yani açıklığa cevaz mı veriyor? Bu kadar ayetlerin diyelim Ahzab suresi 59, Nur suresi 31. ayeti kerimeyi almış mı? Hemen baktım ilk o ayetleri almış yani. Ha, hadislere bakmış mı acaba? Diyelim bir Esma hadisini görmüş mü? Allah Resulü Esma'ya diyor ki ey Esma, bir kadın belirli bir yaşa geldikten sonra uzuvlarını gösteriyor. Buraları açması helal değildir diyor. Şimdi mahalledeki bir vatandaşa desen hadi kardeşim sen kimsin ki benim hayatıma karışacaksın? Ya eşinin bu şekilde gezmesi doğru değil.
Sen Allah Resulüne inanmıyor musun? Ne demek ya? Ne demek Allah Resulüne inanmamak? Sen benim dinimi mi bana öğretiyorsun diyebilir yani. Sana ne benim dinimden diyebilir yani. Desen Hazreti Esma'ya, Hazreti Esma Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ayşe'nin ablası. Hazreti Esma'nın uzuvlarını göstererek sen bu organlarını açamazsın dediğini, ya bak senin eşin de bu şekilde hareket ediyor dediğin anda söyleyecek kelimeyi biliyoruz. Ya bu ülke layık kardeşim, sen ne karışıyorsun milletin giyimine diyecek yani, biz biliyoruz yani. Onun için o zatla muhatap olmayız yani. O zata böyle bir, ona göre yani, ona göre anlamsızdır, bize göre anlamlıdır yani. Baktık yani onlar var mı acaba? Hepsini derc etmiş yani. Yani şunu söyleyeyim, sizin okuduklarınızın 10 katını, 20 katını, 50 katını, 100 katını Yusuf El Karadavi okumuş ve fetvalarında ortaya koymuş yani. 7 cilt fetvalar kitabı yazmış yani. Demek ki içtihat edebilir Yusuf El Karadavi. Hani zatlar diyor ya, o mezhep müntesipleri, diyelim Hanefi müntesipleri ya da Şafii müntesipleri, bu asırda kimse fetva veremez. Bir daha okuyorum. Uzun zamandan beri içtihadın şartlarına haiz olan kimse olmadığı için de içtihat kapısı kapalıdır. İçtihat kapısı kapalıdır ne demek? Kimse bu konuda hüküm veremez yani. Yani ne demek o zaman? Sadece İmam-ı Azam'ın görüşüne uyacaksın. İmam Şafii'nin görüşüne uyacaksın. İmam Ahmet bin Hanbel'in görüşüne uyacaksın. İmam Malik'in görüşüne uyacaksın demektir. Yeni bir görüş ileri süremezsin. Şeyh Meragi onlara şöyle cevap vermişti. Günümüzde içtihat eski zamana göre daha kolaydır. Şu an eserde içtihat şartlarına haiz Kur'an ve sünneti, Arap dilini ve icma hususlarını bilen alimler vardır. Hay Allah rahmet eylesin Şeyh Meragi hocam. Aynısını söylemiştim ben yukarıda. Vatandaş diyelim, bir pazarda vatandaşı yakaladım. Ahmet amca dedim, nerelisin? Ya ben Bartın'ın köyündenim. Ahmet amca tahsilin nedir? İlkokul. Şimdi ben ona der miyim yani? İmam-ı Azam'ın görüşü şudur, sen de bir görüş icra et yani. Bu cehalettir. Bu o kişinin dini duygularını kullanmaktır. O kişinin yoksun olduğu halde dini çok iyi bildiğini yani bir nevi hatırlatıp ona cahilce fetvalar verdirmenin yoluna bakmaktır yani. Sonra gülecek yani. Aslı astarı olmayan köydeki bir Ahmet amcanın, bir Hasan amcanın söylediğine diyecek ki Hasan amcayı gıdıkladım derler yani. Konuşturdum, şöyle şöyle saçma sapan şeyler söyledi yani gibi. Eser okullarında, üniversitelerinde bu kadar uzun bir eğitim alan öğrenciler bazı konularda içtihat ya da tercihte bulunamayacaksa, içtihat yani önceki alimlerin görüşlerini de inceler, yeni çıkan diyelim o dönemde borsa mı vardı? Şimdi ben kendi köyümden örnek vereyim. Bir fizik öğretmeni yani. İsmi bende mahfuz kalsın. İki tane dairesini kaybetti. Ya senin ne işin var borsada, sen bilmiyor musun? Borsayı yükseltirler, elinden o parayı alırlar. Sen borsanın nasıl yükseldiğini, nasıl indiğinin edebiyatını mı yaptın? Girdin, izledin mi? Sen bir fizik öğretmenisin. 3-5 kuruş kazanmış, iki tane daire elde etmişsin. Emeğinle belki dershanelere gitti, dersler verdi, yaz tatilinde çalıştı, iki dairesini de borsaya kaptırdı şimdi. Yan ağla, dön ağla yani. Senin ne işin vardı bu? Ben kur farkını vereceğim. Diyanet reddetti yani, faizdir bu dedi, haramdır dedi yani. Şimdi çok rahat insanlar, en yakınım, en yakınım ulaştı bize, ya siz aptal mısınız anlamında, niye kur farkına yatırmıyorsunuz? Ya sen bilmiyor musun? Ben reddettim. Dedim kur farkı haramdır. Nasıl siz kur farkını, o zat bilmiyor mu dedim Diyanet'in verdiği fetvayı yani. Şimdi insanlar çok rahat devletin verdiği parayı hesaplarına geçiriyorlar. Fakirin, yetimin tüyü bitmemiş, kardeşlerimizin haklarından, vergilerinden alınıp ödeniyor. Devlet nereden alıp ödeyecek yani? Bütün havuza akan vergilerden sizin o kur farkınızı yatırıyor. Piyasa dengeye otursun diye devlet bir karar aldı. Şimdi insanlar helal haram dengesini gözetmiyor, aşırıyorsa, boğazından aşırıyorsa, etiketleri her gün 5-6 defa değiştiriyorsa devlet ne yapsın? Bu sahtekarlara, düzenbazlara, hokkabazlara
Devlet hangi bir gün zabıtasını göndersin? Hangi bir gün bu hokkabazlara ceza kessin? Hangi bir gün yani? Hangi bir gün takip etsin? Melekler zaten onları takip ediyor. Kiramen katibin yalemûne mâ tefalûn. Kiramen katibin melekleri her hareketinizi kaydediyor, kayda geçiyor yani. En sonunda oradaki kasiyer isyan ediyor. Günde diyor 5-6 defa etiket değiştiriyoruz. Kardeşlerim, son bir paragraf kaldı, bitireceğim inşallah. En nihayetinde Şeyh Meravi'nin dediği oldu ve onun görüşüne göre medeni hukukta ahval-i şahsiye bazı reformlar oldu. Yani Meravi'nin kitabında yazdığı ahval-i şahsiye kitabına, yani medeni hukuka girdi ve kanun oldu yani. Hani araştırmalar diye bir kitap yazmıştım. El-Buhuz fi Teşhir İslami. İslam şeriatında, yani İslami idarede kullanılabilecek hükümler, bununla ilgili araştırmalar diye bir kitap yazmıştı Veser. En önce makalelerini Eser Üniversitesi dergisinde yayınlamış, sonra El-Buhuz fi Teşhir İslami kitabında yazılmış ve Eser bu kitabı neşretmişti demişti. Şeyh Meravi yaz tatilinde öğrenciler izindeyken vefat etti. Eğer eğitim döneminde vefat etmiş olsaydı, Eser'in öğrencileri Mısır'ın her yanından gelir ve cenazesine katılırdı. Eğitim yılı başlayınca Tanta'da, Tanta Yusuf el-Karadavi'nin yaşadığı bir Garbiye'de şehir, onun adına bir anma töreni yapıldı. Bu törene birçok hatip ve şair katıldı. Hepsi Şeyh Meravi'yi hayırla andılar. Onun hem Eser hem de Mısır toplumu için önemli katkılarından bahsettiler. Şeyh Mustafa Abdurrazık'ta kalıyoruz. İki bölümü sizlere takdim ettik. Bir, Hazreti Yusuf'un hayatını, bir nevi mücadelesini yazdığı Kutsi Yusuf anlamında başka bir terim de kullanıyor. Onu da zikretmiş olayım. Ve bu piyesin peygamberi vasıflandırma, suret ittihaz etme Hazreti Yusuf'a, Yusuf Es-Sıddık piyesi. Yani sözü özü doğru peygamber anlamında. Ancak diyor bu piyes vizyona girmedi. Çünkü peygamberlerin sureti temsil edilemez şeklinde ikinci piyesinin vizyona girdiğini ve daha sonra siz meydanı Marksistlere, Leninistlere, laiklere bırakmayın. Siz de yazın, şiir yazın, piyes yazın dediklerini. Örneğin Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak tiyatro olarak sergilendi, film olarak oynadı yani. Böyle güzide sinemalarda oynayabilecek bir takım tiyatrolar yazabilmek. Örneğin Minyeli Abdullah'ı bizzat sinemalarda seyretmiştik. Örneğin Sonsuza Yürümek, başörtü olaylarının incelendiği Sonsuza Yürümek ikincisi. Aslında çok onunla bitireyim. Sosyetik bir aile, yani hani içki gırla giden bir aile, modernist geçinen bir aile, kızları, üniversite talebesi, kızların başörtü taktığına isyan ediyorlar yani. Nasıl bunu döndürürüz? Sen diyor, babası bir taraftan içiyor, Murat Soydan'dı, yani iyi bir sanatçı Murat Soydan. Babasını o oynuyor, Murat Soydan oynuyor. Bakın, kaç yıl oldu bu filmi seyredeli, hala Murat Soydan'ı unutmuyorum. Sosyetik bir aile, sürekli içen, alem yapan bir aile. Kız çocuklarının kapanmasını hazmedemediler yani. Ve gittiler hastaneye, dediler biz buna bir rapor uyduralım, deli yani akıl hastanesine yatıralım. Okuldan da ancak bu şekilde alırız. Tuttular onu, akıl hastanesine yatırdılar. Geldi bir gün, bunların çaktı babasının, annesinin tezgahını, barı kırdı. Bütün içki şişelerini kırdı yani. Alt üst etti barı. Yani evi talan etti. Hayatınız bu mu? Ben de sizin hayatınızı bu şekilde mahvederim dedi yani. Sonra o kız çocuğunun Sonsuza Yürümek'te mücadelesi anlatılıyor. Üniversiteye sokmuyorlar kızları yani. Devlet izin vermiyor. Oradaki güvenlik kız çocuklarını zorla dışarı atıyor. Kampüs dışına atıyor.
En sonunda kızın birisine geldiler. Dediler ki başını açmak zorundasın. Kız dershaneye girmiş yani. Orada kendimi tutamadım. Hıçkıra hıçkıra ağladım ya. Dedim bu hale bu nesil nasıl geldi ya? Üniversite kapısından insanlar sokulmuyor. İçeri girenler zorla güvenlik tedbiriyle kollarından sürüklene sürüklene atılıyor. Girmek isteyenler de zorla perukla giriyorlar yani. Sonsuza Yürümek filmini bir izleyin. Mesut Uçakan'ın yönetmen. Ne günler yaşadık biz. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde 47 gün Ankara İlahiyat'ta. Dini en yüksek fakülte Türkiye'de. Diyanet İşleri Başkanı diyelim. Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun hem hocalık hem talebelik yaptığı yer yani Ankara İlahiyat. Süleyman Ateş. Süleyman Ateş'in hem birincilikle bitirdiği Ankara İlahiyat hem Diyanet İşleri Başkanı olduğu kurum yani. O kurumda öğrenciler tefsir, hadis, fıkıh, kelam hatta Kur'an-ı Kerim dersine başörtülü alınmıyor yani. Giremezsiniz. Niye? Böyle bir mevzuat yok. Başörtüyle girilecek diye bir mevzuat yok. Kamu kurumuna başörtülü giremezsiniz yani. Hanım dedi ki ağla ağla ben çok ağladım. Dil tarih coğrafya fakültesine sokulmadığı için o da okulu terk etmek zorunda kalan mağdurlardan birisi. Bizi Darul Hadis dersimizin başından beri takip ediyor. Dün de söyledik Darul Hadis'i kim yönetiyor? Bizi izleyen kimdir ismini bilmiyoruz yani. Selam olsun. İster bir hanımefendi ister bir beyefendi olsun. Aler ra'si vel ayn başımız gözümüz üzerine. Atilla Diler kardeşim takip ediyor. Muhittin abimi dün derste anmıştık. Nasıl ne zorlukla Kuzey Kıbrıs'ta görev yaptığımızı, ne zorlukla orada faaliyetlerde bulunduğumuzu, ne zorlukla sünnet ve hadis bilincini Kuzey Kıbrıs'ta yazdığımızı, Muhittin abinin bize nasıl arka planda arabasıyla madde ve manen destek olmaya çalıştığını dün anlatmıştık. Dedik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan'a indi ilk kafilesi. Muhittin abi dün sizi almıştık. Bugün Muhittin abi diyor ki hayırlı yayınlar, saygıdeğer, sevgili hocam. Zemzem hazır, hurma hazır. Allah razı olsun. Ancak buna tebessüm edilir. Allah haccınızı ve umrelerinizi, her türlü hayır ve hasenatınızı, duanızı makbul eylesin. Bütün uccacı kiramla sadece Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin değil, hem ana vatanımızın hem alemi İslam'ın Huccacı kiramının haccını. Sizi misafir etmeye memnuniyetle hazırız. Sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde vermiş olduğunuz dini sohbet bizleri bilgilendiriyor. En son kızların nasıl üniversitelerden atıldığını, nasıl onların eğitim haklarının ellerinden alındığını zikrederek bitiriyoruz. Tarihi aslında bu kara lekeleri yazıyoruz. Hiç unutmuyorum Muhittin abi kartpostal olmuştu kızın. Bir taka deriz ya, bir taka diyelim Toros, eski bir taka araç. Toros ya da bir Renault'un kız çocuğu başını koymuş ağlıyor. Üniversite sınavına giremiyor ya. Bütün hazırlığını yapmış, kız çocuğu gelmiş. Üniversite sınavına giremezsin. Niye? Başını açman lazım. O günler bir daha gelmesin inşallah. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kalın sağlıcakla.